...ben de çok şaşırdım. Ekşi Sözlük'ü illaki biliyorsunuzdur. İnsanların genellikle gündemde olan olaylar hakkında kendi fikirlerini paylaştığı bir platform ve 15 Şubat 1999'dan beri aktif. Yani... Oğlum site benden büyük amına koyayım ya. Bundan tam 24 yıl önce kuruldu. Aslında uzun zamandır da benden Türkiye'de çok kullanılan lan. bir platformdu. Evet, ki büyük. hala kullanılmaya devam benden ediyordu. Elbette seveni olduğu kadar sevmeyenleri de vardı. Çünkü özellikle son zaman... Chat kullanıyor musunuz lan Ekşi Sözlük filan? Ya ben çok okudum da böyle hiçbir şey yazmadım ama şu zamana kadar. Ya yazmıyorum da okuduğum oluyor. Evet. Yani ben ben okuyorum. Öyle bir bakıyorum arada sıra. Hani mesela insanlar hani dizi filme vesaire filan ne demiş ya da hani ben bizim ne diyorlar diye bakıyorum. Allah. Tık bakamayacaksın bana. Ama hiç böyle bir yazı yazmadım. Evet. Devam. Manlarda Maalesef ki baya bir yalan haber paylaşılıyordu. Ve bu haberler moderatörler tarafından kaldırılmıyordu. Ve muhtemelen bu sebeple de dün ekşi sözlüğe erişim yasağı getirildi. Yani şu anda VPN harici hiçbir şekilde ekşi sözlüğe <laughs> giremiyorsunuz. İşin garip kısmında bu konu hakkında yorumları okuduğum zaman birçok kişinin bu duruma sevindiğini gördüm. Ancak bu sevinecek bir şey değil. Çünkü ekşi sözlüğü sevseniz de sevmeseniz de bu platforma kısıtlama gelmesini desteklememeniz gerekir. Doğru. Çünkü bugün ekşi sözdüğü kısıtlarlar. Yarın Twitter'ı diyor Öbür gün derler ki YouTube'da da yalan haberler var. YouTube'u da kısıtlarlar. Sonra TikTok, Facebook derken bu böyle uzar da gider. Ancak burada yapılması gereken şey platformları Arkadaki kısıtlamak değil. Yalan haberlere çözüm üretmek. Çünkü yalan haber dediğimiz şey sadece Ekşi Sözlük'te değil. YouTube'da, Twitter'da ve diğer evet, platformlarda yani. da oluyor. Bence bu Ekşi Sözlük'ten ziyade Twitter'da daha fazladır bence bu olaylar. Evet. Net. Evet. Yani o zaman Twitter'da toplan toplanıp kapatsınlar yani. Ancak mi? bir platformda yalan yani, haber yani, var. Ya, Twitter'da var. Da kapatsınlar amına koyayım zaten. Platformun tamamını <laughs> kapatmak oğlum. çok saçma. Bunun yerine yalan haberi paylaşan kişiye ceza verilmesi lazım. Bu tür sitelere erişim yasağı getirmek çözüm değil. Çünkü burada kendi fikrini belirten insanları bu şekilde engellemeniz mümkün değil. Burayı engellersiniz başka bir yer çıkar. oraya engellersiniz başka bir yer çıkar. Orada paylaşım yaparlar. Yani bir fikri engellediğiniz zaman o fikri yok etmiş olmuyorsunuz. Doğru diyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar fikir değil bunlar yalan haber falan. İnanın bana hiç fark etmez. Adam bu haberi ekşi sözlükte paylaşmaz, gider Twitter'da, YouTube'da falan paylaşır yani. Sen istediğin kadar sayfaları kapat. Yalan haber paylaşmak isteyen zaten paylaşır. İlla ekşi sözlüğe gerek yok yani. İşte benim insanlara anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak bu. Bir fikir yanlışsa eğer, sizin o fikri düzeltmeniz lazım ki hükümetin de normalde yapması gereken şey bu. Ancak bunun <laughs> yerine her zaman bu insanları engellemeyi tercih ediyor. Ve geçmişe baktığımız zaman da bu hiçbir zaman bir çözüm geti Oğlum youtube harbi bir ara engellenmişti evet. kaç gün sürmüştü lan bu olay 2010 tarihinde e, Hayır hayır e, ben bu değil ben e, şeyi de hatırlıyorum Bayağı sürdü bu arada youtube meselesi Elim evet, o işine falan geçti insanlar e, Bir ara 2019 değil 2019 hatırlamıyorum ben e, 2014 müydü 2012 ne zamandı lan bir arada olmuştu yine Kaç gün sürmüştü o hatırlıyor musunuz Çok sürdü Evet ben VPN'le VPN'le giriyordum yani ona. Hani o zamanlar. Türevi siteler falan çıkmıştı hani girebilmek için vesaire falan. Bu 2007'den ve 10... 2008'den bahsediyor sanırım. Devam. Getirmedi. Eminim ki bu ayda da herhangi bir çözüm getirmeyecektir. Twitter'da bu konu hakkında yazılanları okuduğum zaman da genellikle malum partiyi destekleyen insanların memnun olduğunu gördüm. İşin garibi... Aa evet gezi olaylarındaydı sanırım değil mi? Ondan o zaman kapatılmış. galiba. Zaten bu ya. Adamlar eleştiriyi kabul etmiyorlar. Bakın yalan haberlerden bahsetmiyorum. Bunları evet, hiçbirimiz şimdi. kabul etmiyoruz. Ancak yalan haber dediğimiz şey her platformda var. Malum partili insanlar da yalan söylüyor. E bunların olduğu yerleri de engelleyelim o zaman. Sırf birkaç kişi yüzünden bir sürü insanın kullandığı bir yeri engelleyemezsiniz ya. Böyle bir hakkınız yok ki sizin. Ben ekşi sözlüğü çok fazla kullanan bir insan değilim. Arada bir böyle gündemi öğrenmek için baktığım oluyor elbette. Bazen çok saçma fikirleri görüyorum. Bazen de gerçek bana mantıklı gelen fikirleri okuyorum. Ve bunların hiçbiri bana zarar vermiyor. Tabi bazı yalan haberlerin elbette moderatörler tarafından denetlenmesi gerekiyor. Ama az önce de söylediğim gibi yalan haber sadece ekşi sözlükte değil, neredeyse tüm platformlarda olan bir şey. Ve bu yerlere erişim engeli getirmek yerine çözüm odaklı uğraşsalar bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ki ekşi sözlüğün kendisi bile niçin engellendiğini şu anda bilmiyor. Elbette ekşi sözlüğe destek veren insanlar da oldu. Başlıca Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu gibi siyasetçiler ekşi sözlüğün engellenmesine tepki gösterdi. İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük de desteklerini bu konuda esirgemediler. Umarım bu karar Helal olsun. bak dayanışma gördünüz mü? tekrardan gözden geçirirler. Çünkü ben hükümetin yarın burada atıyorum bir youtuber'ı bir e, yayıncı iş şey yapsalar böyle bir olay yaşasa diğerlere destek olur ama iyi ki yaptınız ve vesaire filan diye. El alusun güzel bir şey. karışmak olduğunu düşünüyor. Yalan lazım haber yalan abi. haber diyerek de bunun üstünü kapatmayın. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yalan haber her yerde paylaşılabilecek bir şey. Burada bizlere düşen şey internette gördüğümüz her şeye inanmamak ve bu şeylerin doğruluğunu araştırmak. Hükümetin de üzerine düşen şey bu. Erişim engeli getirmek hükümete kalmadı. Bu şekilde bir yere varamazlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz abi. Hoş Görüşürüz. Yani diyor ki Baran insana yalan insanlara yalan yanlış bilgi verme yani. Sen bunu çok yapıyorsun bak. Tamam Doğru. mı? Doğru. Yapma kardeşim bunu. Bu insanlar ya şey ayıp ediyorsun yani burada.